Memurlar Haber Kanalı'ndan hepinizi merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Çağlar Durmaz yine yazısını yazdı arkadaşlar. Kendisine teşekkür ediyoruz. Toplu sözleşme imzalanmadı. Kamu çerçeve protokolü hala bekleniyor arkadaşlar. Maalesef. Arkadaşlar ülkemizde maalesef felaketlerin ardı ardı kesilmiyor. Üzülüyoruz. Lütfen yangın varken gündem sözleşme mi demeyin. Ülkemizde yangın oluyor, deprem oluyor, sel oluyor, terör saldırı oluyor vesaire bitmiyor yani. Ancak bir taraftan da hayat devam ediyor. Birçok kurumda hala toplu sözleşmesi imzalanmadı ve kamu çerçeve protokolü bekleniyor zaten arkadaşlar. Birçok kurumda büyük kurumda Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı birçok kurumda arkadaşlar. Toplu sözleşmeleri imzalanmadı. Hepsi kamu çerçeve protokolünü bekliyor arkadaşlar. Hepsi. Kamu çerçeve protokolünde bütün işçiler 1 milyon işçi bekliyor. Kamu çalışan işçiler bekliyor. Üniversite çalışanları birçoğu üniversitede üniversitede çalışanların %90'ını kapsıyor arkadaşlar. Çok ufak bir bölümünü kapsamıyor. Onlar bekliyor. Belediye çalışanlarını kapsamıyor arkadaşlar. Bir düp notu olarak ekleyelim. Kamu çalışma protokolü belediye çalışanlarını kapsamaz. Onlar zaten kendi toplu sözleşmelerini belediyece yapıyorlar arkadaşlar. Bu sebeple istiyoruz ki en kısa zamanda kamu çerçeve protokolü imzalansın, sözleşme beklenen yerlerde sonuçlansın. Asgari ücret görüşmeleri bir ay sürüyor. Memurlar için zam görüşmeleri bir ay sürüyor. Ancak biz işçiler için kamu çerçeve protokolünün belli bir süresi yok. Bunu da zaten biz videoda videolaştırmıştık. Memur, memura var işçiye yok diye. Memurların asgari ücret görüşmeleri ve memurların zam görüşmeleri gün gün belli arkadaşlar. Şu günde şu olacak, şu günde bu olacak diye gün gün önceden açıklanıyor ama kamu işlerinde maalesef böyle değil. Kamu işleri böyle belirsiz süreli bu toplu iş sözleşmeleri maalesef. Hani şu gün ne olacak, bugün ne olacak diye açıklansa önceden işçiler de ona göre yolunu alır. Der ki atıyorum bir ay sonra işte benim kamu çalışya protokolüm belak Atıyorum sallıyorum 15 Ağustos'ta belli olacak. Ben de önümü göreceğim. Ama işçilerde maalesef böyle bir durum yok. O yüzden dedim ben de sendika, sendikalara seslenmiştik videoda. Buna bir çözüm bulun. Kanun düzenlemesi mi gerekiyor? Kanun düzenlemesi için en azından bir basın açıklaması yapın. Hani zaman belli olsun. sünümcede kalmasın diye. Umarım gerçekleşir. Ancak biz işçiler için kamu çerçeği protokolünün belli bir süresi yok. Haliyle belirsizlik hakim. Buna sendikalar neden sessiz kalıyor? İşçileri düşünen yok mu? Kasım ayından beri asgari ücretin biraz üstünde maaş alan kişiler var. Geçim derdi var. Bilen yok mu? Tutturmuşlar geri dönük alacaksınız vesaire. 809 ay önceki bir ürünün fiyatı ile şimdiki fiyat aynı mı? Gerçekten öyle. Son cümle alkışlanacak. Altın harflerle yazılacak bir olay. 8-9 ay önceki bir ürünün fiyatı ile şimdiki fiyat aynı mı? Tabii ki, tabii, tabii ki değil arkadaşlar. O yüzden geri dönük alımlar olsa da bu kadar uzun sürmemeli bu kamu çerçeve protokolü, işçilerin toplu bir sözleşmeleri bir sınır belirlenmeli. O sınır içerisinde bu bitirilmeli arkadaşlar. Evet bugün cumartesi, pazartesi günü bakalım neler olur arkadaşlar. Biz gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Abone olup bildirim zilini açın arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.